Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosunda daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular bildiğiniz gibi Çin'de e, Agricultural Bank of China isimli bir banka, Çin'in öncü bankalarından biri açıklama yaptı ve Bitcoin ile ilgili önemli düşüşlere sebep oldu. Bitcoin'i kısacası manipüle etti. İlk başta bu haberle ilgili konuşacağız. Ondan sonra Bitcoin'e bildiğiniz gibi alım emirlerim vardı. Sizde paylaşmıştım bunları. Kimseye yatırım tavsiyesi vermemek şartıyla. bunlarda son durumlar. Neler bununla ilgili konuşacağız. Ondan sonra Bitcoin'de long ve short baskı bakacağız ne durumdalar. Ondan sonra Bitcoin'deki short oranlarının Bitfinex'te yani Çinli balinalarının çok olduğu borsada short durumları ne durumda bununla ilgili konuşacağız. Ve ardından Bitcoin kısa vade teknik analiz ve ondan sonra Ethereum kısa vade teknik analiz yapacağız. Videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda Telegram linkimiz var. Günlük güncel fiyat haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Şimdi hemen Çin'deki banka hakkında konuşalım. Arkadaşlar Çin'deki banka ile ilgili şunları söylemek istiyorum. Ee, Agricultural Bank of China 21 Haziran'dan 21 Haziran'da hizmetlerinin Bitcoin gibi sanal para birimi işlemleri için kullanılmasının yasakladığını bu yazıda bize açıkladı. Ve açıklamada Bitcoin ile alakalı işlemler tespit edildiğinde hesap işlemlerinin derhal durdurulacağı, müşteri ilişkilerinin sonlandırılacağı ve ilgili departmanlara rapor verileceği vurgulandı. Ve bu haberden sonra Bitcoin çok sert düştü. Bildiğiniz gibi Çin'in zaten miningçiler üzerinde inanılmaz bir baskısı vardı. Bildiğiniz miningçileri Ülkesinden kovdu ve miningçiler yavaş yavaş Güney Amerika'ya taşınmaya düşünüyorlar. Ve ondan sonra Çin'in bu banka haberleriyle Bitcoin'i manipüle etmeleri bana şöyle bir oyun gibi geliyor. Hani biz bu Bitcoin'i yükselteceğiz ama ilk başta düşürelim. Biz düşük fiyattan malı toplayalım. Ondan sonra yüksek fiyattan satalım. Gibi bir strateji gösteriyor ve ardından banka tarafından yayınlanan bu bildiri geri siliniyor. Hani sırf bitcoin'in fiyatı için bir manipüle oluyor. Ondan sonra bildirinin bir kısmını geri siliyor bu banka ve Çin Merkez Bankası ödeme kurumlarına ve bankalara kripto paralarla ilgili çağrı yaptığında ardından açıklıyor. Yani şöyle demek istiyorum bitcoin'de bildiğiniz gibi inanılmaz bir baskı var. Yani tam yükselecek diyoruz tam bir seviyeyi aşacak diyoruz aşamıyoruz çünkü çok fazla manipüle ediyorlar. Çin tarafından e, hani bir ülkeyle anlaşma sağlıyor, güzel fiyat artacak diyoruz. Ondan sonra Çinle anlaşma sağlıyor, Çin üzerine baskı kuruyor ve Bitcoin'i düşürmeyi başarıyorlar. Hani ben bunların hepsinin manipülatif düşüş olduğuna inanıyorum. Zaten Bitcoin ne kadar düşerse düşsün, bu bizim için daha iyi, bizim için bir alım fırsatı oluşturuyor. E, bunları da size e, birazdan alım zaten alım seviyelerini paylaşmıştım bu konuda size çok şeffaftım orada da göstereceğim nereden aldığımı. işte Çin'deki banka ile ilgili demek istediklerim bunlar. Gördüğünüz gibi sürekli baskı kuruyorlar Bitcoin'in üzerinde. Bunların hepsinin manipülatif düşüş olduğuna inanıyorum ben. dipten mal toplamak için yapıyorlar. Dipten Bitcoin'leri toplayıp geri yüksekte satmak için böyle bir strateji ilerliyorlar. Hani bundan şunu da anlayabiliriz. Zaten bildirinin bir kısmını banka e, siliyor hemen hani paylaştıktan sonra siliyor fiyat düştükten sonra siliyor e, içeride kalanlar varsa asla satmayın bu fiyattan Çünkü bunların e, manipülatif düşüş olduğuna ben gerçekten inanıyorum ve ilerleyen günlerde güzel günlerin bizi beklediğinde söylemek istiyorum Çünkü e, Bitcoin'in tepkisi çok sert olacak bu saatten sonra Çünkü çok düşürüyorlar çok baskı kuruyorlar üstüne Hani piyasaya iki haber iki tane haber üst üste güzel pompalansa geri 42 bin civarlarına geleceğimizi düşünüyorum ben. Neyse şimdi hemen Bitcoin'deki alım seviyelerime geçerim. Arkadaşlar alım konusu hakkında şunları söylemek istiyorum. Ben zaten bunları size iki videomda paylaşmıştım. Yaklaşık bir hafta önce attım sanırsam. Ve e, hiç kimseye yatırım tavsiyesi vermemek şartıyla demiştim. E, şu anda diyorum ben hiç kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben zarar da edebilirim, kar da edebilirim. Ben e, ben de bir insanım. E, yani bunlar benim stratejim. E, ben kar da edebilirim, zarar da. Fakat kar edeceğimi düşünüyorum. Tabii ki de kimseye yatırım tavsiyesi vermemek şartıyla. Şimdi... Ben şunları yapıyorum. Gördüğünüz gibi ben e, 30 30 32.000'den kısmi bir alım yaptım. 30.000'de ayrı emirlerim var. 28.000'de ayrı emrim ve en düşük olarak da 26.000'de ayrı emirlerim var. Zaten her videomda söylüyorum. Bizim için Bitcoin'de şu an izlenecek strateji 30 bin 28 bin dolar civarlarından toplayıp 40 bin 38 bin 39 bin civarlarından satmak bu en mantıklı strateji çünkü pimpon topuna çevirdiler piyasayı bildiğiniz gibi Bitcoin 42 bin ile 30 bin dolar arası git gel yapıyor sürekli Zaten şu anda 32 bin dolarda tutunuyor sanırsam. Hani 30 bin doları kolay kolay kaybedeceğini düşünmüyorum. Ben kaybederse bizim için çok güzel alım fırsatları olabilir bu seviyelerden. Hani şunları da söylemek istiyorum. Şu an seviyelerimden biri onaylandı. Öbür fiyatlara da düşerse hazır emirlerim var zaten yani şöyle 30 bin, 28 bin ve 26 bin dolar civarlarında buralardan da ben kendi adıma kısmi alım yapmak istiyorum, kısmi alım yapabilirim. Kimseye yatırım tavsiyesi vermemek şartıyla şimdi hemen Bitcoin'de kısa, Bitcoin'de long ve short oranlarımıza geçelim. Bitcoin'deki long ve short oranlarımız hakkında da şunları söylemek istiyorum bildiğiniz gibi shortlar arttığı zaman biz 40 bin dolara yaklaştığımız zamanda ve 40 bin dolara yaklaştığımızda biz düşüşler başladı kademe kademe şimdi de shortlar gitgide azalıyor ve gördüğünüz gibi longlar da inanılmaz derecede artıyor hani bununla ilgili de şunu söylemek istiyorum. 30 bin dolarlardan en kötü 28 bin dolarlardan bir tepki bulacağımıza inanıyorum ben ve ben ilerleyen günlerde geri 42 bin seviyelerini deneyeceğimizi 40 bin seviyelerini 39 bin seviyelerini deneyeceğimizi düşünüyorum çünkü bunların hepsinin bir manipülatif düşüş olduğunu inanıyorum İçeride kalanlar varsa da satmasın eğer almamış olanlar varsa da almayı düşünüyorlarsa da bu seviyeler güzel bir seviyeler yatırım tavsiyesi olmamak şartıyla ben zaten stratejimi paylaşıyorum sizlerle. Gördüğünüz gibi Bitcoin'e long oranlarımız artıyor. E, short oranlarımız gitgide azalıyor. Bugün itibariyle 21 Haziran itibariyle e, bununla ilgili de zaten bu da biz buradan şu anlamı çıkarıyoruz. Biz ilerleyen günlerde bir artış bir alış baskısı bizi bizim üzerimizde olabilir ve Bitcoin'in fiyatı buradan artabilir diye düşünüyorum ben. Şimdi hemen Bitcoin'e kısa vade teknik analizimize geçelim. Bitcoin'e kısa teknik analizine geçmeden hemen Bitfinex'teki long ve short oranlarına bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi burada short short oranlarını gösteriyor bize yani short oranları yeşil olduğu sürece e, shortlar artıyor demek shortlar baskılanıyor demek e, short kırmızı olduğunda mumlarımız e, short miktarları azalıyor demek ve gördüğünüz gibi short miktarları baya bir azalmaya başlamış bitfinex'te e, çok önemli Çinli balinaların olduğu bir borsa yani Çinli balinaların çoğunlukta olduğu bir borsa zaten e, bu piyasayı Çinli balinalar bir nevi piyasa maker olarak kullanıyor bildiğiniz gibi e, düşürüyorlar yükseltiyorlar yok banka haberleriyle yok şunlarla bunlarla hani tam yükseldi diyeceğiz yükselemiyoruz gördüğünüz gibi Bitfinex'te de durumlar bunlar short oranları gitgide azalıyor yani buradan şu anlamı çıkarıyoruz longlar artıyor ve longların baskınlığı dün geçtikçe artacak en azından yükselene kadar artacak diyebiliyoruz bu yüzden içeride olan varsa zararda olan varsa satmasın lütfen bu fiyatlardan çünkü bunların hepsi manipülasyonlar. Düşüş ve bir geçici düşüş bitcoin'in kolay kolay 30 bin doları kaybedeceğini düşünmüyorum. Yani 30 bin dolar altında en kötü 28 bin dolar altında gün kapatması bitcoin'in inanılmaz zor benim için. Yani benim düşüncem bu şekilde. Ee, bu yüzden içeride olanlar varsa zararda olanlar varsa lütfen stres olmasın kendine zarar vermesin. Çünkü bu düşüşlerin birçoğu geçici ee, ben buna inanıyorum. Şimdi hemen bitcoin kısa vade teknik analizimize geçelim. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi Bitcoin'de ben mavi çizgimizin önemini sürekli anlatıyordum ve biz mavi çizgimizi kaybettikten sonra kademe kademe düşüşler geldi ve bizim tam olarak çizgimizden yani 32408'de milimetrik olarak oturuyoruz şu an. E, hani şunları diyordum zaten bu süreç boyunca mavi çizgi kaybedilirse eğer bizim izleyeceğimiz strateji yani benim izleyeceğim strateji bu bölgelerden toplamak yani 32 bin 30 bin 28 bin ve ola ki düşersek 26 bin hani geride çıkışımı kademeli olarak 38 bin 39 bin civarlarında vermek 40 bine de olabilir hani ben böyle bir strateji izleyeceğim siz de dilerseniz yapabilirsiniz kimseye yatırım tavsiyesi vermemek şartıyla ben de zarar edebilirim Kâr da edebilirim. Şimdi Biz ola ki 32 bin seviyemizi kaybedersek kademe kademe 30 bin ve 28 bin dolarlara kadar bir geri Çekilme görebiliriz bitcoinde Hani o 30 bin dolarlar bizim için kaçınılmaz olur. Zaten 30 bin dolarlar çok güzel seviyeler Bitcoin'in tepki bulması için. Çünkü geçmişte ne zaman biz 30 bin dolara düşsek gördüğünüz gibi 32 bin dolarlardan hemen tepki bulmuşuz. 30 bin dolarlarda fitil şeklinde bırakmışız. Hani e, dediğim gibi 30 bin 32 bin buralar tepki bulacağı bölgeler. Yanlış e, yalnız şunları söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi bütün hareketli ortalamaların altındayız. Bu bizim için kötü bir durum. Hani iyi bir sinyal değil. Fakat bu hareketli ortalamaların üzerine atabilirsek bizim için çok olumlu olur. Yani şöyle en azından bir mavi çizgimizin kırılması lazım. 37.000 seviyesinin, 37.500 seviyesinin üzerine atmamız lazım bizim. Bu seviyenin üzerine atmadığımız sürece pek bir yükselişlerden bahsedemiyoruz Bitcoin'de. Hemen süper trendimize bakacak olursak da gördüğünüz gibi satış baskıları hala mevcut. Süper trendde hani satış baskılarının bitmesi için 35.800 yani kabaca 36.000 37.000 doların, doların üzerine üzerine atabilirsek hem satış baskılarımız bitecek hem de Bitcoin önemli hareketli ortalamaları gerisinde bırakmış olacak. Yani kabaca 37 bin dolar üzerine atmamız lazım. Hemen Bollinger bandımıza bakacak olursak da Bollinger'da da yatay bir seyir ilerliyoruz. Hani orta band üzeri bir kapanış Bitcoin'i bir tık rahatlatır. Yani 34 bin 35 bin üzerine atabilirsek kademe kademe hedeflerimiz 37 bin dolarlar olur. Bitcoin'de, Bitcoin ilgili diyeceklerim bunlar bildiğiniz gibi pinpon topu gibi oynatıyorlar buradan buraya, buradan buraya. Hani bizim için güvenli alım bölgeleri olan bu seviyeler, satım bölgeleri olan da bu seviyeler. Ben bu stratejiyi izliyorum. Şimdi hemen Ethereum analizimize geçelim. Ethereum ile ilgili de şunları söylemek istiyorum. Dediğim gibi 2.194 bölgesi yani bu seviye bizim için çok kritikti. Ben bunu her videomda demiştim ve bu seviyeyi kaybedince biz Kademe kademe 1800 dolarlara kadar geriledik ethereumda zaten milimetrik olarak bizim de çizgimizden dönmüş ethereum 1883 dolardan şunları söylemek istiyorum. Ee, hani 1800 dolarlar ethereum için güçlü bir destek. Bu desteği ben kaybedeceğini pek düşünmüyorum ethereum'un. E, hani 1800 dolarlar gerçekten ethereum için güvenli bir destek çok güçlü. Hani 1800 ardından 1700 dolarlar var ve bizim için en kritik destek olan 1731 desteğimizde mevcut ethereum'da. Yani 1800-1700 seviyelerinin kaybedilmesi ben çok zor diyebilirim ethereum'da. Hareketli ortalamalar bazında bakacak olursak gördüğünüz gibi hareketli ortalamalar simetrik bir hareket gösteriyor ve e, yukarıdan bayağı bir baskı uyguluyor Ethereum'a. Hani bizim bu hareketli ortalamaların üzerine atabilmemiz lazım. En azından iki tanesinin üzerine atabilmemiz lazım. MA20 ile MA50. O da yani kabaca 2293 üzerine atmamız gerektiğini gösteriyor bize. Hemen Bollinger bandımıza bakacak olursak da gördüğünüz gibi Bollinger'ın alt bandına yapışmış durumda. Yani buralardan bir tepki alması muhtemeldir. Ethereum'un zaten gördüğünüz gibi bizim çizgimizden tepkisini almaya başarmış 1883 dolardaki çizgimizden. Hemen süper trende bakacak olursak da gördüğünüz gibi zaten demiştim en azından 2200 yani 2300 üzerine atmamız lazım ki Ethereum'da kabaca satış baskıları bitsin ve alış baskıları oluşsun. Bu alış baskıları oluşmadan Ethereum'da bu iki bölge arasında bir akümle süreci olabilir. Bitcoin'in hareketine bağlı olarak hani en azından şu şekilde seviye vermem gerekirse 2241 seviyesinin üzerine atmamız lazım Ethereum'da. Ondan sonra ee, kabaca 2500 ve 2900 dolarları deneyebilir ethereum Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar Kenze çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz aşağıda Telegram linkimiz var günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz görüşmek üzere